1 Nisan'da nasıl bir başkan olsun? 1 Nisan'da herkese hitap edebilecek bir başkan istiyorum. Parti ayrımı yapmadan, gözetmeden, herkesin ihtiyacına koşabilecek, herkesin fikirlerine açık olabilen ve çalışacak bir başkan istiyorum ben kendi adıma. Keşan'ı bu çöplükten kurtaracak bir başkan istiyoruz. Çalışkan, yani böyle bir yararlı bir başkan istiyoruz. Ya çalışkan olsun, hizmet etsin. Kendini düşünmeyen, halkını düşünen bir belediye başkanı istiyoruz. Çalışkan olsun her şeyden önce. Tabii hizmet etsin güzel bir şekilde, adaletli bir şekilde başkan olsun. Mutlaka gezecek, soracak. Yani bir sürü efendime söyleyeyim yani sorunlar var, problemler var. Burada efendime söyleyeyim yani ilçelere bakıyoruz. İlçeler pırıl pırıl nedense. Bir Tekirdağ'a, bir Şarköy'e bakıyoruz, bir Malkara'ya bakıyoruz. Bence yani onlara örnek alması lazım. Özelliği, kişiliği, kimliği hiç önemli değil. Diyeni birini görelim. Nasıl bir başkan istiyoruz? İlk önce biz kendimiz araç ve motor sürücüsüyüz. Yollarımız çok berbat durumda. Ana yollarımız tamam güzel ama ara sokakların durumu içler acısı. Mahvoluyoruz. Motorumuzun parçalanmadık yeri kalmıyor. Arabamızın parçalanmadık yeri kalmıyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu şu an. Yani gençler olarak ben bunu söylemek istiyorum. Ondan sonra başkanımız biraz yatırım yapması gerekiyor. Mesela şu kaldırımların haline baktığınız zaman hepsi birbiri yerinden oynuyor. Yağmur yağdığı zaman insanlar yürüdüğünde burada bastığı gibi sular üstüne fırlıyor. Yani bunların görülmesi lazım. Bir çarşı gibi yerde, Keşan gibi yerimizde bunlar eksik olduğu zaman üzülüyor insan yani. Bunlar görülecek şeyler. Başkanımız da bu yoldan gidiyor geliyor ama bilmiyorum, eksiklerimiz var yani, yapılması gerekiyor. İnsanlara saygı duymalı. Millete hizmet etmeli. Gururlu olmamalı. Küçüğü büyüğü ayırmamalı. Önce milletin düşünmeli, halkı düşünmeli, milletin içine dolaşmalı, sorunlarını dinlemeli, halka yani ne bileyim iyi şeyler yapmalı. Halkın arasında olsun, iş sahası sunsun. Bir de Keşan merkezde çok alkollü ve kadınların bulunduğu mekanların temizlenmesini istiyorum. Keşan'ın merkezinde bulunmasın, çoluğumuz çocuğumuzla rahat gezebilelim. Sıkıntısız. Daha Keşan dışına bir yerler alınsın. Güzel işini yapan. Her şeyi temiz yapması lazım. Herkese bir tutması lazım. Hemen bir kere dolaşıp da oyları aldığına bir daha da şey yapmasın. Görmesin milleti. Hep görsün yani. Pazar yerine üstünü kapatsın. Yapamışsa yeni bir pazar yeri yapsınlar. Gelecek belediye başkanı tam hangisi olursa olsun. Çalışkan, dürüst, ileriyi gören, Atatürkçü, cumhuriyetçi, layık bir başkan istiyoruz. Ha, ikinci bir gemiciye ihtiyacımız var. Rahmetli başkanımız, onun yeri doldurulamadı. Evet. Değil mi? Evet. Hani o yüzden halkın içinde olacak sürekli, koltuğuna yapışmayacak, halkın arasında olacak. İyi, halkına yakın, güzel bir başkan olsun. Halka veya Keşan'a yararlı ve faydalı bir insan olmasını istiyoruz. Keşan'ımıza ilgilenen, dertlerimizi dinleyen, yollarımız olsun. Yani Keşan'a sahip çıkabilecek, ilgilenen bir başkan istiyoruz. Yollar problemli olsun. Geçen günler haberlerimize çıktı. Araç çukura girip de yani tekerleğe yollarından dolayı çok şikayetimiz var. Keşan halkı olarak çok şikayetçiyiz. Yani lafın kısacası Keşan'ımıza sahip çıkacak, disiplinli, düzgün çalışan bir başkan istiyoruz. Başkan abi, halkla iç içe olması lazım. Oturup kalkması lazım. Öyle yok, yüksek şeylere çıkmaması lazım. Yani hep halkla hareket etmesi lazım. Düzgün, başaran ve tuttuğunu koparan. Keşan çok şeye ihtiyacı var yani artık. Yani düzgün, dürüst, hani kendini düşünmeyen biri. Keşan'ı düşünen biri gelsin yani. Valla bize göre yani işimizi, mesela gittiğimiz zaman görevini yaptığımı oraya, bize o önemli yani. Bir şey mesela davranış olsun herhangi bir konuda gittiğin zaman mesela ilgilenmesi etmesi öyle hani başkan olacak yani. Ne ayrımcılık yapmayacak yani. Herkese eşit. Öyle başkan olacak bana göre yani. Çalışan bir başkan olsun. Yani durumu görüyorsun sokakları. Özellikle bu apartmanda, apartman yanında da şeyler, arabalar, apartmanların çoğunun altında garaj yok. Yollarda yani arabadan insanlar yürüyemiyor. Yani çalışan bir başkan olsun yeterli. Çalışkan olsun. Yollarımız izgidilmez. Evet, bizim yollar da
bozuldu, yapılmıyor. Öncelikle 15 yıl sonra yeni gelecek olan belediye başkanımıza görevinde başarılar dilerim. Halkın sorunlarını anlamak için, öncelikle gelecek olan başkanın halkın derdini anlaması için, çözmesi için halkın içine girmesi lazım. Halkın içine giren bir insan, sofrasına oturan bir insan, gezen bir insan zaten halkın sorunlarını anlar. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi şeyler olacak. Başkanlarımıza teşekkür ederiz.